Engin okyanuslara mahsus bir transatlantiğin buhar tribünlerine bağlayacağım 8 oktav genişliğinde bir düzenekle elde edeceğim bir enstrümanın devasa sesleriyle bütün dünyaya ve göklere müzik yapmak isterdim. Her büyük sanatkarda görülen o anlatılamaz olanı anlatmak, kusursuz uyuma ve ahenge ulaşma arzusu, Tamburi Cemil Bey de ifadesini böyle bulmuştur. Onun birçoklarından farkı bunu başarmış olmasıdır. Kısacık ömründe dünyaya da ses vermiştir, göklere de. Öyle bir sestir ki Cemil Bey'in sesi. Türk şiirinin büyük ustası Yahya Kemal bu ilahi sesten aldığı ilhamla kar musikilerini yazmıştır. Hepimiz ve tüm zamanlar adına Tamburi Cemil Bey'e ilahi bir selam gönderir büyük şair. Bu büyük sanatkara hissettiğimiz cümle duyguyu birkaç dizeye sığdırır. Bin yıldan uzun bir gecenin bestesidir bu. Bin yıl sürecek zannedilen kar sesidir bu. Bir kuytu manastırda dualar gibi gamlı, yüzlerce ağızdan koro halinde devamlı, bir erganun ahengi yayılmakta derinden. Duydumsa da zevk almadım istav kederinden. Zihnim bu şehirden, bu devirden çok uzakta. Tamburi Cemil Bey çalıyor eski plakta. Birdenbire mesudum işitmek hevesiyle. Gönlüm dolu İstanbul'un en özlü sesiyle. İstanbul'un eski semtlerinden Taş Kasap'ta 21 mükerrer numaralı hanede bir çocuk dünyaya geldiğinde tarihler 1871 yılını gösteriyordu. Tamburi Cemil Bey'in doğduğu yıl olarak bazı kaynaklarda 1873 belirtilmektedir. İmparatorluğun en uzun yüzyılı ve en zor zamanlarıdır. Sultan Abdülaziz'in bir memorandum yayınlayarak devletin iflas ettiğini tüm dünyaya açıklayacağı günler yakındadır. 3 yaşındayken babasını kaybedecek olması da öyle. Bundan sonra amcası Refik Bey'in, onun ölümüyle de 17 yaşına kadar amcazadesi Mahmut Bey'in himayesinde büyüyecektir. Anne Zihniyar Hanım, Sultan Abdülmecid'in kız kardeşi
aynı zamanda hanedanın divan tertip etmiş tek kadın şairi olan Adile Sultan'ın saraylarında. Cemil Bey'i günün birinde dünya sanatçısı yapacak müziğin temelleri divan sahibi Adile Sultan'ın bağışladığı bu evde atılmıştır. Çalışkan, terbiyeli ve sessiz bir çocuk. Ama başka çocuklara benzemeyen bir çocuk. Öne çıkan hususiyeti, musikiye olan düşkünlüğü. Meraklı bir çocuk muydu? Her çocuk için olduğu gibi Cemil Bey için de dünya çok yeni ve keşfedilecek şeylerle dolu. Merak edilecek ne çok şey var. Sesler gibi, sessizlik gibi. İçinde bir ses var, karşı konulamaz bir merak ve arayış. Gündüzü de gecesi de olmayan bu arayış, seslere ve müziğe duyduğu aşktan, onu yepyeni bir dünyanın keşfine götürecek. Yepyeni bir dünyanın kaşifi yapacak. Duyduğu her sesin peşinden gidiyorsa sebebi budur. Yârim aman aman, Hakk'ın divanında elin elinde, cennet bahçesine değer senle girsen. Sokağa çıkıp oynamaktan hoşlanmaz belki ama sokak bir çocuğu nasıl çağıracağını bilir. Bir sokak çalgıcısı olup şarkı olup yüreğine seslenir Cemil Bey'in. Onu alıp bütün sokaklarında peşinden koşturur. Yârimin sevdasında sende gir. Yine Tamburi Cemil'in sokak kedilerine olan sevgisi ve düşkünlüğü de bu maceranın bir parçası olmalıdır. Her birine tek tek isimler verecek, oğlu Mesut Cemil'e kedi hikayeleri anlatacak kadar çok sevmiştir sahipsiz kedileri. Bir de tamburunu. Döneminin ünlü tambur üstadı Ali Efendi, daha çocuk yaşlardaki Cemil'i dinlediğinde büyük bir şaşkınlık yaşar. Evladım, bunca senedir bu sazı çaldım. Eh şöyle böyle, biraz yendik de sanırdım. Şimdi seni dinledikten sonra bir daha tamburu elime almayacağım. Rüştiye'de başarılı bir öğrencidir Cemil Bey. Babasının, amcasının, daha sonra da koruyuculuğunu üstlenen amcazadesi Mahmut Bey'in mezun olduğu Mülkiye Mektebi'ni yarıda bırakmasının sebebi hepimizin malumu, musikiye duyduğu aşk. Ama her aşk gibi musiki aşkının da bir bedeli vardır. Thank you.
Tamburi Cemil Bey bu bedeli hariciye Umur-u Şehbenderiye kalemine memur olarak girerek ödeyecektir. Geçim derdi yüzünden uzun yıllar yapacağı memuriyeti 1908 yılına kadar sürdürecektir. Tamburi Cemil Bey'in hayatındaki dönüm noktalarından biri de annesinin isteğiyle Saide Hanım'la evlenmesidir. Aşkla başlamayan, aşkla sürmeyen, bir sazın telleri gibi aynı müzikle titremeyen bir beraberlikti bu. Ailenin evlendiklerinde taşındıkları Cağaloğlu Şeref Sokak'taki evde bir kış günü. Takvimler 1902 yılını gösteriyor. Bu beraberlikten olacak tek çocuk Mesut Cemil doğmuş. Saide Hanım lohusa yatağında yatıyor, belli ki acıları var. Cemil Bey kendisini teselli eden tamburun karısını da teselli edeceğini, şifa vereceğini umuyor. Başucuna oturup bir çocuk safiyetiyle soruyor. Sana tambur çalayım mı? Saide Hanım öylesine öfkelenmiştir ki tamburi Cemil Bey'e şöyle söylemek düşer. Ne yapayım hanım? Elimden başka bir şey gelmez ki benim. Halbuki eline aldığı her sazın dilini bir çırpıda çözecek bir dehaya sahiptir. Evinin kapılarına çizdiği ilginç resimler ve benzersiz kaligrafisiyle de öyle. Onu bir lohusa yatağının başında çaresiz bırakan da bu dehadır. Yetişme tarzıdır. Tamburi Cemil Bey'i Tamburi Cemil Bey yapan özelliklerdir. İç gerilimleri, huzursuzlukları ve yaratma güdüsüdür. Olmasaydı Tamburi Cemil Bey olmazdı. Daha çocukluğundan başlayarak özel yetenekleri fark edilmiş ve desteklenmişti. Bu dönemde Küçük Tamburi diye anılan sanatkarın annesi, vaktiyle Adile Sultan Sarayı bandosunda trombon sanatçısı olan Zihniyar Hanım'dır. Daha sonra yaşadığı amcasının evinde de sürekli olarak müzikle meşk dolu günler geçirmiştir. Horhor'daki Refik Bey'in konağında çok sayıda enstrüman vardır. Konağın üç kızı Fitnat, Feride ve Haver usta müzisyenlerden dersler almaktadır. Ama Cemil kimseden ders almamış, her şeyi kendi çabasıyla öğrenmiştir. Tek ustası varsa o da Ambarlı çiftliğinin emektarı Lember Ağa'dır. Onun tambur çalmasını her defasında büyük bir zevkle dinler. Zaman zaman da Lember Ağa'nın tamburunu asılı olduğu duvardan indirir ve gizli gizli çalar. Sonra amcasının ona aldığı ilk tamburu. İlk aşkı, ilk sevdası Cemil Bey'in. Bir daha asla elinden bırakmayacağı tamburla çıktığı yolda
hakikati arayan 30 kuşun Simurg'a dönüşmesi gibi Tamburi Cemil Bey de hem onunla dönüşmüş hem de onu dönüştürmüştür. Kısacık süren ömründe gök kubbede hoş bir seda bırakan nadir insanlardan biri olmuştur. XIX yüzyıl konak hayatında musikinin yeri böylesine önemliyken Tamburi Cemil Bey moda olan batı sazlarını çalmayı hiç düşünmez. Onun gönlü kendi sazlarımızdadır. Müziğimizin bütün çalgılarını rahatlıkla çalar. Özellikle de tambur ve klasik kemençe. Ne var ki Batı müziğine de büyük saygıyla yaklaşacaktır. Chopin'in müziğine duyduğu büyük hayranlığı oğlu Mesut Bey'in tanıklıklarından öğrenmekteyiz. Müziğe yepyeni bir tarz ve yorum getiren Cemil Bey'in yaptığı çok değerli katkılar arasında bardaklara su doldurarak icat ettiği enstrümanı, dikine kaldırdığı tamburu, arşe ile çalarak tamburun mızraplı saz özelliğini bir tür yaylı saza dönüştürmesini, violonseli Türk müziğinde ilk kez kullanmasını sayabiliriz. Eskilere nazaran daha hızlı çalan, daha çok mızrap vuran, çok daha canlı çalan bir müzisyen. Ama bunların dışında taksimlerinde kompozisyonu çok iyi kuran, bütün icralarında yorum ifade dediğimiz işte hızlanma, ağırlaşmayı, nüansları, vurguları çok iyi yerinde kullanan, sol el ve sağ el teknikleri açısından hem tamburda hem kemençede hem diğer çaldığı sazlarda bunları çok iyi yapan bir besteci ve icracı tabii. Cemil Bey'in hep icracılığını düşünürüz. Besteciliği geride kalır ama yani hatırı sayılır bir bestecidir. Ama en sarsıcı değişikliği klasik bir çalgı olan tamburun icrasında gerçekleştirir. Az mızrap vuruşu ve az hareketli sol el dinamiğine dayalı dingin bir stil olan klasik tambur icrası
Cemil Bey'in fırtına yağındıran icrasıyla şaşkınlık yaratan yeni bir tarza dönüşmüştür. İşte Yahya Kemal'in Aziz İstanbul'una geri dönmesini sağlayan ve önünde altından bir kapı açan onun sesi, onun tarzıdır. İstanbul'da Paris'te edindiği yaşam alışkanlıklarını devam ettiremeyeceğini anlayınca bir an önce geri dönmek. Elçilikte bir görev almak istiyor. Hatta bunun için İttihat ve Terakki'nin önde gelen isimlerinden Paris'e tanıştığı Doktor Nazım'la sık sık görüşüyordu, beni Paris'e gönderin diye. Fakat olmadı, mümkün olmadı. Ama bir yolunu bulup mutlaka girecekti. Çünkü her şeyi küçük görmüyor başlamıştı. Yani insanları hakir görüyor, kıyafetlerini beğenmiyor, şehir ona salaş görünüyor, küçük alçak alçak binalar filan. O muhteşem Paris'ten sonra İstanbul çok fakir görünüyor gözüne. Bir gece Kadıköy'deki Şevket Bey'in konağında, ki rint meşrep bir adam o da, enteresan bir adam yani. Bir araya geliyorlar. İşte muhtemelen mükellef bir ziyafetin ardından Cemil Bey alıyor tamburu eline. Hele karşısında böyle plak, mekanik bir şey yoksa, yani tamamen samimi bir ortamda çalıyorsa, inanılmaz derecede güzel çalarmış. Yani bizim taş plaklardan dinlediklerimiz suyunun suyu derler. Yahya Kemal mest oluyor. Bu hadiseyi uzun uzun çok da güzel anlatırmış Yahya Kemal. Birçok dostuna anlatmış. Mesela Tamburi Cemil Bey'in oğlu Mesut Cemil'e anlatmış. Anlattıktan sonra diyor ki, Cemil Bey'i o gün dinledikten sonra, o gece dinledikten sonra benim önümde bir altın kapı açıldı. Ben o kapıdan kendi kültürümüzün dünyasına girdim. Ve Paris'e dönmek için çabalamaktan da vazgeçtim diyor. Osmanlı İmparatorluğu için zor zamanlarında başlangıcı yıllar. Sultan Abdülaziz'in devletin iflas ettiğini tüm dünyaya açıklamasıyla başlar bu zamanlar. Alacaklı ülkeler Düyun-u Umumiye'yi oluşturarak imparatorluğun gelirlerine el koyarlar. Sonra Osmanlı-Rus Savaşı ve büyük toprak kayıpları. 1908 yılında 2. Meşrutiyet'in ilanı ve Sultan II. Abdülhamid'in Selanik'e sürgün edilişi, Tamburi Cemil Bey'in kısa ömründe tanık olduğu önemli siyasi ve ekonomik gelişmelerden bazılarıdır. İkinci Meşrutiyet'in ilanından sonra gerçekleştirilen ilk icraatlardan biri ise, devlet dairelerindeki kadro şişkinliklerine son vermek için isteyenlerin emekli olmasını kolaylaştıran yasadır. Tamburi Cemil Bey hemen bu gelişmeden yararlanır ve 800 altın lira tazminat alarak memuriyetten ayrılır. Nicedir üstad olarak anılan Cemil Bey, eline geçen tazminatla birikmiş borçlarını kapatır. Ancak geçim sıkıntısı bitmez. Onun için Hermann ve Julius Blumenthal biraderlerin Orfeon şirketinden gelen, daha önce geri çevirdiği bir dizi plak doldurma teklifini kabul etmek zorunda kalır. Thank you.
Bey'in günümüzdeki şöhretini sağlayan, Cemil Bey'i yaşatan ve bugünlere getiren, ellerden eksilmeyen plakları 1912'de kurulan yerli plak firması olan Orfeon Rekord'tur. Orfeon Rekord'la yaptığı anlaşma sayesinde Cemil Bey 130 kadar plak yapmıştır. Bu arada bu plakları yapan Blumenthal kardeşler Odeon'un Türkiye temsilcisiydi. 1907 yılında Cemil Bey ile bir dizi anlaşma yaptığını plak yayınlamak için hatta hesabına bankaya 100 Napolyon altını yatırıldığı bilinir. Ve elimizde mevcut o dönemin kataloglarında bu plakların listesi vardır. Fakat ne olduysa Cemil Bey bundan vazgeçmiş ve ertesi yıl kataloglardan bu plaklar çıkartılmıştır. Fakat bir miktar plağın basıldığı, birkaç tanesinin piyasaya verildiği, belki toplatıldığı düşünmek mümkün. Bunu düşünebiliriz. Ve zaman içinde Odeon plakları adı kataloğu olmakla birlikte çok az rastlanır. Şirkete 1500 Napolyon altını karşılığında yaptığı bu plakların her biri aslında binlerce altın değerindedir. Hem eşlikçisi hem de yakın arkadaşı olan Udi Nevres, kemençeci Vasil, Hacı Kirami Efendi, Aziz Mahmut gibi arkadaşlarıyla hatta öğrencisi Kadı Fuat Efendi ile birlikte yaptığı plaklar o dönem imparatorluğun her yerinde fırtınalar estirmiştir. Biçimsel olarak geleneğe bağlı kalsa da müzikal içerik açısından bütün kalıpları yıkarak kendi sesini bulan Tamburi Cemil Bey artık bir dünya sanatçısıdır. Aynı zamanda tek başına halka açık konser veren ilk Türk musikisi sanatkarıdır. ...1905 yılında Boğaziçi'nin musikisine kulak kesilenler, Bebek'te bir yalıdan süzülen Tahir Buselik Taksim'le mest olurlar. Musiki meclisinde bulunanlar da öyle. Bir kadın şiddetle yerinden kalktı. Sultan Abdülhamid'in kuyumcu başısının Fransız eşidir bu. Parmağındaki yakut taşı, değerli yüzüğü çıkarıp bu büyük sanatkara yadigar olarak vermek ister. Cemil Bey kıpkırmızı kesilmiş. Nefesinin sıklaştığı uzaktan hissediliyor. Ciddi, hatta üzgün bir tavırla mırıltı halinde kısaca teşekkür edip yerine oturuyor. Demir, Davut peygamberin kerametli ellerinde bal mumu gibi yumuşar ve onun istediği şekli alırmış. Türk musikisi bilgini ve bestekarı Rauf Yekta Bey'e göre, Davut peygamberin rivayet edilen bu mucizelerinin mahiyet ve manası, ondan binlerce sene sonra dünyaya gelmiş olan Tamburi Cemil'in ellerinde ve tellerinde yepyeni ve inanılmaz bir hüviyete bürünmüştür.
Aralarını bin yılların açtığı bu iki dehanın birleştikleri nokta, her ikisinin de ilahi bir kudret ve kabiliyetin tecellisine mazhar ve mazhar oluşlarıdır. Hem Türkçeyi hem de Fransızcayı çok güzel konuşan Cemil Bey, anlatamadıklarını da musikinin diliyle anlatmaya çalışır. Ne var ki kimi zaman kendisini bile anlamakta çaresizdir. Cağaloğlu'ndan Katip Muslihiddin mahallesine taşınan Tamburi Cemil Bey, yüreğinde yanan ateşi söndürmenin, fırtınaları dindirmenin çaresini evinin bahçesindeki Uzletgah adını verdiği yıkık dökük kulübeye çekilmekte bulur. Tıpkı kendisi gibi plak dolduran ilk sanatkarlardan eşlikçisi Hafız Sami'nin bu Hicazkar gazeli, büyük ustanın bütün ömrünü özetler gibidir. Söylesem tesiri yok, sussam gönül razı değil. Bu haleti ruhiye kimi zaman meyhanelere düşürür yolunu, kimi zaman mevlevi tekkelerini. Yenikapı Mevlevihanesi Şeyhi Celaleddin Efendi, oğlum diye seslenir Cemil Bey'e. Bu sizin çaldığınız bildiğim tambur değil, fakat musiki namına şimdiye kadar dinlediğim şeylerin en güzeli. Sizin bu vaziyet karşısında kimseden istifade etmeye ihtiyacınız yok. Bu tuttuğunuz yolda hiçbir söze kulak asmayarak her şeye rağmen yürüyünüz. Allah feyzinizi artırsın. Oysa Tamburi Cemil Bey nicedir verem hastalığından mustariptir. Ömrünün son demlerini yaşamaktadır. İktidardaki İttihat ve Terakki Partisi'nin kendisini bir sanatoryuma yatırma ya da yurt dışına gönderme teklifini hiç düşünmeden reddetmiştir. Birinci Cihan Harbi'nin o büyük imtihanında millet büyük bir yoklukla mücadele ederken yurt dışında tedavi görmeyi kendine yediremez. Ama yapması gereken bir şey vardır. O da eşi Saide Hanım'dan helallik dilemek. Vakit geldi. 25 sene rindane yaşadım. Öldüğüme teessüf etmiyorum. Lakin sizin için bağda ızdırap oldum. Affediniz. Kendinize ve Mesud'a iyi bakınız. Kuyruklu yıldız misali. Deyip geçer fakat yıllarca, on yıllarca, işte 100 yıl oldu. Onun ne olduğu,
varlığını biliriz ama görmemişizdir. Ona benzeyen ama etkisi çok büyüktür. Cemil Bey de tabiri caizse ben öyle görüyorum ve öyle benzetiyorum. Neden söyledim özellikle? Tamburiliğini, işte kemençe çalışını, diğer sazlardaki maharetini, bestekarlığını, hepsini bir arada toplayacak bir şey var ki onun yaratılıştan itibaren, dünyaya gelişinden itibaren kafasındaki ve ruhundaki müziği istediği gibi aktarabilmiş ve bugün bizlere kadar yansımasını hissedebilmiş olmamızdır. Bu manada Anadolu'nun belki de sesli hafızası olarak bile görülebilir Tamburi Cemil Bey. Baktığımız zaman hem geleneksel müziğin klasik ayağı, bir tambur ve klasik kemençe icracısı olarak, hem bunlarla çok ustalıkla icra ettiği halk müziği geleneği ve halk müziğine dair büyük merakı, hem de klasik batı müziğine dair aşinalığı ve derin bilgisi, bu manada kendini bugünkü müzik kültürümüzü oluşturan bütün bileşenlerin ciddi bir ustası haline getiriyor. Ve bu manada ondan yayılan bu müzik geleneği sadece hani kendi enstrümanlarıyla sınırlı olmayacak şekilde birkaç kuşağı etkileyerek bugüne kadar kendisiyle bizzat çalışmış Refik Fersan, Kadı Fuat Efendi veya Fahire Fersan gibi üstadların yanında kendisiyle yüz be yüz tanışamamış yüzlerce tamburi, klasik kemençeci, bağlamacı, bağlama icracısı, neyzeni bir şekilde binlerce yıllık geleneğe bağlayan çok önemli bir halkı olmuş durumda. Beraber çalışmaktan çok mutlu olduğum bazı müzisyenler var. Niyazi Sayın, İhsan Özgen, Necdet Yaşar, Erol Deran. Bence bu insanlar müziğimizin, saz müziğimizin en mühim kişileri. Hepsi de Cemil Bey'in aşığı. Hem icralarında ondan parçalar vardır. Tabii başka noktaya getirmişlerdir mutlaka. Hem de derslerde mutlaka ondan faydalanmışlardır. Ben de derslerinde faydalanıyorum. Kendim de çok çalıştım. Yani Cemil Bey'i ne kadar çalışırsanız o kadar fazla şey veriyor size. Ki 100 yıl önceki bir insandan bahsediyoruz. Bir icra geleneğinden söz ediliyorsa atıf yapılan sanatkarların başında gelir. Yani bestekarlığı ve virtüozitesi açısından çok çok önemlidir. Ama yaşadığı dönemle bunların örtüşmesi ve bir yenileşmeye dönüşmesi üzerinden daha iyi okumak lazım Cemil Bey'i. Zannediyorum o açıdan öne geçiyor. Vakit geldi. Bundan tam bir asır önce. 1916 yılının 28 Temmuz günü Tamburi Cemil Bey son nefesini verdiğinde 45 yaşındaydı. Bütün dünyaya ve göklere müzik yapmaya yetecek bir zaman. Hayatını büyük eserlere dönüştürecek, büyük şiirlerin içine girebilecek kadar bir zaman. Gökler geri alıyor yeryüzünden sesini. Şimdi geniş alnında ebedin gölgesi var. Başında ağlayanlar sonuncu bestesini ağır ağır kapanan gözlerinden duydular. Tamburi Cemil Bey'in vefatı üzerine yazılan bu dizeler, o esnada 14 yaşında olan Nazım Hikmet'e aittir. Thank you.
Türk musikisinin gelmiş geçmiş en büyük virtüözlerinden biriydi Tamburi Cemil Bey. İlahi bir kudret ve kabiliyete sahipti. Bütün dünyaya ve göklere müzik yaptı. Sonra gökler geri aldı yeryüzünden sesini. Ama hala çalıyor Tamburi Cemil Bey eski plakta. Thank you.